bulunduğumuz noktada yine bir su. Evet, bulunduğumuz noktada aslında bir... Sahadan sıcağı sıcağına canlı yayınlar. Bir topçu atışı saldırısı gerçekleştirdi bulunduğumuz noktaya doğru. İlk top atışı. Dolu dolu içeriklere sahip haberler. Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ve bu yayınları ekrana aktaran tecrübeli bir ekip. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT, doğru, tarafsız ve ilkeli yayınlarıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde de güncel gelişmeleri izleyiciyle buluşturmaya devam etti. Siz değerli gazeteci arkadaşlarımın gece gündüz demeden, soğuk, kar, kış demeden, pandemiye rağmen, pandemi koşullarında tüm Türkiye'de haberler üretmesi gerçekten takdire şayan çalışan gazetecilerin, Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de gazetecilerin bu özel gününde onlarla beraberdi. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. Görev başındaki mesai arkadaşlarını ziyaret etti, Gazeteciler Günü'nü kutladı. Sayın Genel Müdürüm hoş geldiniz. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte hepimiz mesaimize devam ediyoruz. Biz de bu özel günde çalışıyor olmaktan aslında son derece memnunuz. Sağ olasın, teşekkür ediyorum. Eren, TRT'nin özü sözü insan yaklaşımıyla yapılan yayınlarda insan hayatına dokunduğunu belirtti. Tipiye rağmen komandolar tespit edilen noktalara atış altına almaya devam ediyor. TRT Haber muhabiri Merve Güneş'in Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiğin yürüttüğü terörle mücadele haberini örnek gösterdi. İzleyicilerin böyle 3 dakikada gördüğü ama onun 3 gününü alan, karıyla, soğuğuyla, gecesiyle, gündüzüyle çalıştığı haber paketleri oluyor ve onları ekrana çıkarttığımızda da izleyicilerden hem büyük beğeni alıyoruz ama aslında bir o kadar da ekrana çıkarttığımız askerleri, oradaki fedakar askerleri mesela o haberde onları da görmüş oluyoruz. İbrahim Eren 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesai arkadaşlarıyla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.